Kendi ülkemizde üretilen bir aşının olmasını tercih ederdim. Avrupa Türkiye'nin yaptığını yeni yapmaya başladı. Hükümet güven vermiyor. Bu ülkede yaşamak bana güven vermiyor. Ben aşılama programını yetersiz buluyorum. Türkiye aşılamaya başlayan en hızlı ülke oldu. Siz aşılama programını nasıl buluyorsunuz? Güzel buluyorum tabii ki. Yani sonuç diğer ülkeler nasıl başladıysa bizimki de başlaması gerekiyordu. Ve ben de olmayı düşünüyorum en kısa sürede. Aslında şöyle düşünüyorum ben ilk baştan beri de. Hani ne kadar sağlıklı olup olmayacağını, bize faydası var mı yok mu, bu konuda ben biraz tereddütlüyüm, yaptırsam yaptırmasam. Gerçi bize sıra geleceğini de şu an pek düşünmüyorum ama gelse de şu yönde yaptırmayı düşünmüyorum. Yani bilmiyorum, şu konuda aşı konusunda pek bilgi sahibi de değiliz. Bir açıklama da o gün çok da yapılmıyor doğru düzgün ama yani böyle benim düşüncem. Aşının yapılmasının sonuna kadar katılıyorum, yapılmasından yanayım. Ben kendim de zaten oldum, sağlık personeliyim. Daha önce de zaten bu yani insanlar bu şey hani bu günlük dağıtılan ilaçlar, haplar hakkında da tereddüt yaşadılar. Ben kendim de Covid oldum. 4 günde yattım hastanede. Haplar sayesinde kendimi toparladım. Şu anda da zaten aşıda korunmamız açısından zaten önem arz ediyor. Kesinlikle tereddüt etmeden halkımızı aşıya davet ediyorum. Bu şekilde. Siz aşı oldunuz mu? Evet. Cuma günü eşim ve ben oldum. Sağlık personeliyiz ikimiz de. Kesinlikle tavsiye ediyorum halkımıza. Zaten bu hani endişeler var ama bu her türlü aşamadan geçiyor. Sonuçta insan hayatı söz konusu. Endişe etmeden aşılarını olmalarını tavsiye ederim halkımızın. Peki kendinizde herhangi bir yan etki gördünüz mü? Kesinlikle. Yani kurumumuzdaki çalışan arkadaşlarımızda da herhangi bir bu konuda sıkıntı olmadı. Sadece dediğim gibi vatandaşımızın şeyi hep birbirine böyle yanlış şey entegre ediyorlar. Yani bu da kötü sonuçlar doğuruyor. İnsanlar zaten biraz böyle çelişkide kalıyor. Onlara kötü sonuç doğuruyor bence. Kesinlikle o konuda tereddüt etmemeleri gerek yani. Ben aşı olmayı da düşünüyorum zaten. Olmayanlara da olması için buradan söyleyeyim. Daha önce geçmişe baktığımızda kızamık aşısı da bu şekilde olmuş zaten. Orada o zaman da vurulmak istememiş insanlar, her zaman aynı milletiz zaten, aynı da devam ediyoruz. Bence bu tür karşıtlığa hiç gerek yok. İnsanları galeyana getirmeye de gerek yok. Herkes aklı başında, yetişkin insanlar. Bence aşı olsunlar, aşı vurulsunlar. Türkiye aşılamaya başlayan en hızlı ülke oldu. Siz aşılama programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani açıkçası ben çok açık bakmıyorum. Hani zaten çoğu kişi aşılandı. Çevremde benim hiç aşılanmadı da garip yani. Efendim? Neden garip? Çünkü hani şey diyorlar ya, virüsü yayan Çin, aşıyı bulan Çin, ilk baş atlatan Çin. Hani biraz garip. Hani sonuçta bilmiyoruz nasıl bir yan etkisi var, nasıl bir yan etkisi yok. Değişik yani. Vallahi faydalıdır. Vurulmak gerekir şu ortamda yani. Geç kalmadan elimize geçerse vurulmak isteriz. Yani aşılama Türkiye'de yapılsa daha şey olurdu, güvenilir olurdu diye düşünüyorum. Aşı programı Türkiye ilk 10'a giren ülkelerden birisi oldu. Aşı çalışmaları iyi, güzel, iyi buluyorum, başarılı buluyorum. Çünkü dünya ülkeleri arasında aşı uygulamasını başlatan ilk 10 ülkeden birisi Türkiye. O yüzden başarılı buluyorum. Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikli işte sağlık çalışanları, eğitim çalışanları, 65 yaş üstü olanlar, sırasıyla diğer vatandaşlar da işte olacak sırasıyla. Henüz ben olmadım ama sıra geldiğinde ben de olacağım. Ya kendi tıbbımızda ilerlediğimiz için doktorlarımızın şeyinde çok güzel bir şey. Ben memnunum yani ama kendime uygulamak istemiyorum şu an. Tedirginim şahsen yani. Bilmiyorum, aşı olmayı şu anlık tehlikeli buluyorum. Neden? Yani sebebini şu an açıklayamam ama
tedirginim. Çünkü ilaçlarından falan kullananların kalp krizi geçirdiğini duyduk çoğu zaman. Aşının da o tür bir yan etkisi olacağını falan düşünüyorum yani. Gayet güzel işliyor diye düşünüyorum. Yani planlandığı gibi yapılıyor her şey. Belki biraz Avrupa'dan geç başladık ama o kadar da olur. İyi düşünüyorum yani. Aşılamak önleyici bir tedbirdir. Güzel. Allah devletimize yardım eylesin. Gerçekten iyi bir şey. Önce sağlıkçıların düşünülmesi. Daha sonra yaşların ve emniyet ve asker çalışanların. Valla sıramızı bekleyeceğiz. Gayet iyi. Güzel buluyorum yani. Ama vurdurmayı da düşünmüyorum Çin aşısını. Neden? Bilmiyorum. İşte vurmak istemiyorum Çin aşısını. Güvenmiyorum Çinlilere. Ya hızlı aşılansa ne olacak ki? 3 milyon aşı zaten. Gelin. Bilmiyorum, ben pek inandırıcı gelmiyor bana. Çok güzel buluyorum. Yerinde bir iş. Bu maskeden kurtulmak için mecbur aşı olmamız lazım. Yani devletimiz de sağ olsun aşıları Türkiye'mize getiriyor. Aşı olmak iyidir. Ben aşılama programını yetersiz buluyorum. Neden? Çünkü çok geç kalındı. Bundan 3-4 ay önce Türkiye'ye 50 milyon aşı geleceği söylenmişti yetkililer tarafından. Şu ana kadar gelen aşı 3 milyon aşı. O da yaklaşık 1,5 milyon kişiyi aşılıyor. Kalan 81 milyon 500 bin kişi ne olacak? Hiç belli değil. Yetkililerden talebimiz bir an önce bu aşının tedarik edilerek tüm vatandaşlarımızın aşılanması gerekir. Aşılanma programında Türkiye hükümet olarak da pek başarılı değil. Yani aslında ben yine de geciktiğini düşünüyorum açıkçası biraz diğer ülkelere nazaran. Ve kendi ülkemizde üretilen bir aşının olmasını tercih ederdim. Ne düşünüyorum? Ben Avrupa'dan geldiğim için şu anda orada da başladı, Türkiye gibi. Mesela şunu söyleyebilirim. Avrupa Türkiye'nin yaptığını yeni yapmaya başladı. Önceden yaptıklarını bu kadar söyleyebilirim. Ya başka bir şey söyleyecek aklıma bir şey gelmiyor yani. Aşı anlaşmasının yapıldığına da inanmıyorum. Türkiye'ye o kadar fazla aşı geldiğine de inanmıyorum. Ve ilk ona girdiğine de hızla inanmıyorum. O nedenle bir şey söyleyemeyeceğim. Türkiye'de yapılan hiçbir şeye inanmıyorum çünkü. Neden? Bana güven vermiyorlar. Hükümet güven vermiyor. Bu ülkede yaşamak bana güven vermiyor. O nedenle bu konuda çok yorum yapmak da istemiyorum. Adamların yaptığı hiçbir şeyi onaylamıyorum. Tamam mı? Şeyde verdikleri sayılar da yanlış. Ölü sayısı da yanlış. Bu defalarca kanıtlandı, etti. Tamam mı? O nedenle çok yorum yapmak istemiyorum.